Değerli dostlar, hepinize iyi seyirler. Bugünkü stüdyo konuğum Zeytinburnu Sinop Dernek Başkanı ve aynı zamanda Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İş İnsanı Mehmet Çakır. Tabii biz daha önce Sayın Çakır'la birçok programlar yaptık. Kızılay'la beraber kan bağışı kampanyası, Zeytinburnu Belediyesi ile beraber yöresel günler, burada etkinliklerini saysak bitiremeyiz. Birçok etkinliğe imza attılar. Çok kısa bir sürede 2022-2023 eğitim öğretim sezonu başlayacak. Yazdan çıkıyoruz, kış sezonu başlayacak, pandemi bitti. Konularımız çok birikti. Biz istedik ki Mehmet Başkan'la Zeydef'i, Sinop'u, Zeytinburnu'nu konuşalım. Bugün kendisi stüdyo konuğumuz. Öncelikle başkanım teşekkür ederim. Davetimizi kırmayıp icap ettiniz. Görevlerinden de sizleri tebrik ediyoruz. Zeytinburnu hem bizim için hem sizin için önemli bir mekan. Evet. Çünkü Sinop Dernek Başkanısınız. Zeytinburnu Sinop Dernek Başkanı. Aynı zamanda birçok derneğin üye olduğu Zeytinburnu Dernekler Federasyonu'nda başkanısınız. Evet. Bizim Malatya Derneği de sizin üyeniz. Evet. Yani 10 parmağında 10 marifet dersek abartı olmaz. Öncelikle Zeydef'in faaliyetlerinden biraz bahsedelim. Malum pandemi süreci vardı. Evet. Hepimiz birçok faaliyetimizi, etkinliğimizi azalttık, askıya aldık. Yapmamız gerekiyor çünkü önce sağlık. Ama çok şükür pandemi tam bitmese de artık eski hızı, öldürücü özelliği kalmadı. İnşallah tamamen bitecek. Evet. Yeni bir döneme giriyoruz. İnsanlar tatilden döndü, dönüyorlar. Ana sınıfları açıldı, birileri yakında açılacak. Ayın 12'sine de ilkokullarımız başlayacak. Biraz Zeydef'in bu süreçte neler yaptığını anlatın lütfen. Sonra birkaç sorum var efendim. Evet, öncelikle Hüseyin abicim bizleri buraya davet ettiğiniz için, stüdyonunuza ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Tabii ki Zeytinburnu, Zeydef. Ses olsun başkanım. Zeydef, Zeytinburnu. Zeytinburnu için önemli bir kurum Zeydef. Tüm derneklerin birleştiği bir nokta. Yani doğudan batıya. Çatı kuruluş evet, dernekleri. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, hatta Türk dünyasından derneklerimizin olduğu, aynı çatının altında buluştuğu, kültürlerin kaynaştığı bir kurum. Bu anlamda tabii ki Zeydef hem Zeytinburnu için hem İstanbul için önemli, örnek bir kuruluş. Bildiğim kadarıyla Zeydef kadar aktif bir kuruluş diğer ilçelerde, yani İstanbul'daki 39 ilçenin 38'inde böyle bir kuruluş yok. Varsa da bu kadar aktif değil. Bu anlamda tabii ki kuruluşta emeği geçen arkadaşlarımız var. Bu arada onları da zikretmiş olalım. Kurucu başkanımız Yıldıray Baş, kurucular kurulunda. Daha sonra Yaşar Güner ve biz. Ben Mehmet Çakır olarak çünkü devam edeyim. Üçüncü oluyor aslında. Yaşar Güner seçimle geldiği için birinci gibi gözüküyor ama asıl oluşturan Yıldıray Baş'tır. Evet. Samsun Sadef'in başkanı şu anda Yıldıray Baş, değerli dostumuz. Galiba en uzun süre başkanlık ama siz oluyorsunuz. Evet, ikinci dönem. Altıncı yılımızı dolduracağız inşallah. İkinci dönem. Zeydef tüzüğü gereği iki dönem seçilebiliyoruz. Ama gerçekten de 2016 yılında ben oraya başkan oldum. 2016 yılında Zeydef 2012 kuruluşlu bir kuruluş biliyorsunuz. Evet. 2016'dan bu tarafa aktif bir şekilde elimizden gelen bütün kaydı. İlk başkan 4 yıl, siz tek başına 6 yıl olacak. Öyle gibi, öyle oldu. Öyle bir durum oldu. Tüzük bize o kadar müsaade etti ve o tüzüğün gerekliliğini kullandık. Bize teveccüh gösteren bütün arkadaşlarımıza, delegelerimize, dernek başkanlarımıza tamamına çok çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Zeydef'in kuruluşunda biliyorsun Murat Aydın'ın çok büyük emeği vardır. Evet, yöresel günleri, Belediye Başkanımız. Evet, Zeytinburnu eski belediye başkanımız, şu andaki Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın Bey gerçekten Zeytinburnu'ndaki yöresel günlerle dernekleri bir araya getirmesiyle burada bir federasyon oluşmuştur. Bu federasyonun da bugünlere gelmesine vesile olmuştur. Bence yöresel günler ilçe için, İstanbul için çok önemli. Yani bütün kültürler orada kaynaşıyor. Aynı alanda. Bütün aynı alanda. Standartlardan müthiş olarak çok sosyalleşiyoruz. Zeytinburnu insanı birbiriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı yakalıyor. Belki komşu aynı sokakta oturuyor ama belki de aynı ilin insanı, belki hemşerisi tanımıyor. Ama burada oradan meydanda tanışma fırsatı oluyor. Güzel bir etkinlik oluyor. İnşallah bu sene 18.sini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda tabii ki bu faaliyetin devamı çok önemli. Murat Başkan'dan aldığı şeyle birlikte Ömer Arısoy Başkanımız da aynı şekilde, aynı anlayışla bu işi devam ettiriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hem Murat Aydın Başkanımıza hem de Ömer Arısoy Başkanımıza. İnşallah bu sene
18.sini gerçekleştireceğiz. Eylül içinde mi olacak başkanım? Tamam, 1 Ekim, 9 Ekim diye, eğer tabii kesin olmamakla birlikte tarih bizim bildiğimiz taslak metindeki şu andaki belediyemizin tasarladığı, bizim şu andaki bilgisine aiz olduğu, herhangi bir olağanüstü bir durum oluşmazsa öyle gözüküyor. Bu anlamda inşallah orada hep beraber yine meydanda bütün Zeytinburnu hemşehrilerimiz, Zeytinburnu'dan dışından gelenleri karşılayacağız, ağırlayacağız. Tanışacağız. Güzel bir etkileşim tabii, olacak. Güzel bir etkileşim olacak. Kültürler yine kaynaşacak orada. Ve akşamda özlemişti gerçekten evet, pandemiden sonra. Pandemi bütün etkinlikleri önüne İster istemez. Çünkü önce sağlık. Çünkü artık dünyada bütün her şey durdu. Evet. Türkiye'de de bununla birlikte durdu. Zeytinburnu'da durdu. Yani biz de faaliyetlerimizi askıya aldık. Çünkü başka insanlar yok. Önce sağlık. Tabii. Hep beraber evlere hapsolduk tabiri evet, caizse. Gerçi hep beraber biz basına özgürdük ama yine de halk olmayınca siz, bir şey yapamıyoruz. Sizde özgürlük vardı ama bize yoktu. Ama halk olmayınca bir şey yaramadı. Tabii, halk tabii, olması lazım tabii, birlikte. Yani bu anlamda tabii ki faaliyetlerimizi askıya almak zorundaydık ve insanların sağlığı daha her şeyden önemliydi ve aldık. Çok şükür ki bu süreci de atlattık hep birlikte, milletçe, dünyaca, ülkece evet, hep beraber atlattık. Bunun peşinden de tabii ki normalleşmeyle birlikte inşallah etkinliklerimiz devam ediyor. Yani bizim pandemi öncesinde biliyorsun birçok etkinliğimiz oldu. Futbol turnuvaları yaptık, iller arası piknikler yaptık, güreşler yaptık. Bunun birçok, şu anda ismi aklıma gelmeyecek birçok faaliyete imza evet, attık. Zeydef'in Zeytinburnu içerisindeki tanınırlık seviyesini yükselttik. Futbol turnuvası çok etkileşim oldu. Yani futbol turnuvasında ben inanın, biz bazı paylaşımlara bakıyorum, gruptan işte sosyal medyada paylaştığım zaman işte kaç kişi görüntülüğüne bakıyorum. Normalde attığımız zaman 2500-3000 kişi civarlarında görünüyor. Ama futbol turnuvasında biz futbolla ilgili grupları paylaştığımızda 10.000-15.000 tıklanma olduğunu güzel, gördük ya. Güzel bir Zeytinburnu içerisinde. Ki bu şunu gösteriyor, bütün dernekler mutlaka üyeleri, hemşehrilerimiz, gençler ilgi duyuyor ve hangi grupla maçımız var diye bunu çok ilgi duyuldu. İnşallah arkadaşlar yine bu konuda bir çalışma yapalım diyorlar. Yani hem gençleri bir araya gelmesi noktasında hem de güzel bir etkinlik olur diye. Bakacağız inşallah, şu anda tabii kesinleşmiş değil ama düşüncemiz içerisinde var. Peki. Tabii başkan, ki bitirisiz. Malum tabii ki 2022-2023 öğretim. Oraya daha geleceğim başkanım sıra evet, sıra. Evet. Şimdi Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'un 3. yılı bitti Mart evet, ayında. Evet. 4. senesine girdi. Şimdi tabi Zeytinburnu sokaklarında kimisi diyor ki kendisi orijinal bir proje yapmadı. Sayın Murat Aydın'dan kalan millet bahçesi, işte Kur'an sitesi, göğüsün oradaki binalar birçok sorunu problemi çözdü. Yani değişik görüşler var. Siz de eskiden beri tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Eski meclis üyesiyim. Yani Ömer Arısoy'un, önceki dönem eski meclis üyesiniz aynı zamanda. Ömer Arısoy'un 3 yılını değerlendirecek olursanız bir eski meclis üyesi ve bir STK başkanı, bir federasyon başkanı olarak neler söylemek istersiniz? 100 üzerinden bir not verecekseniz notunuz kaç olur? Buyurun efendim. Şöyle tabii ki belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy 3. yılını doldurdu. 4. yılını devam ediyor. Ben şahsen baktığım zaman Zeytinburnu dediğiniz sorunları evet gerçekten de sorundu. Yani millet bahçesi önemli bir projeydi. Bunun bitirilmesi çok önemliydi. Bitti. Yani telsize kentsel dönüşüme baktığım zaman öyle. Kur'an petrolün yerine baktığımız zaman öyle. Yine aynı zamanda Çırpıcı'daki yapılan şu andaki Sanko'nun evet, yani firma ismini telaffuz etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama orası yine öyle. Bu anlamda baktığımız zaman buz pisti, blokları, buz pisti, bunlara baktığımız zaman yapılan bütün hizmetlere, okullara baktığımız zaman yine İmam Hatip Lisesi olsun, yine Fatma Süslü olsun, Sümer olsun, şu anda Konyalı Cami olsun, işte meydana yapılan Zeytinburnu Merkez Camisi gibi birçok faaliyetler şu anda devam ediyor. Yani ben aslında işin şu tarafındayım. Farz et ki Murat Aydın başkanımızdan bu projeler kaldı ve birçoğu da kalmış olabilir. Önemli değil. Ama o projeleri tamamlamak çok önemli. Zeytinburnu insanı için, Zeytinburnu'da yaşam kalitesini yükseltebilmemiz adına benim şahsi anlamda düşüncem. Tabii ki herkesin kendine göre farklı bir düşüncesi olabilir. Ben kesinlikle hani siyasi olarak da konuşmuyorum. Tamamen de samimiyetimle söylüyorum. Buradaki şu millet bahçesinin foksiyonu, siz de görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz.
Yani Zeytinburnu'nun yaşam kalitesini bence yükselttiğini düşünüyorum. İnsanların konutlarda rezerv alan olması da önemli. Tabii satacak ki. O ayrı bir özelliği oldu. Ömer Başkan eski TOKİ'ci olmasından dolayı ilişkilerini kullanarak. Yani tabii Ömer Başkan'ın bir özelliği de gerçekten de Zeytinburnu için bir şans diyorum ben bu anlamda. TOKİ ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığından Zeytinburnu tekrar geriye gelmiş olması. Hem yereli biliyor hem geneli biliyor. Bu anlamda Ömer Arısoy Başkanımız sağ olsun. İş çözme anlamında bence başarılı diyor. Zorları çözüyor. Tesis kentsel dönüşüm olayı gerçekten sıkıntılı. Biliyorsunuz çok sıkıntılı bir olaydı. Her gün bize 10-15 tane şikayet geldi. Ne kendimiz yapabiliyoruz, ne belediye yapıyor, ne olacağız. 50 bin lira kiralıyorum. Aynen. Yani serdenecek çok şükür durdu. Yani bu anlamda baktığımız zaman bence Ömer Başkanımız'ın 3 yıldaki yaptığı, bitirmeye çalıştığı projeler çok önemli projeler. Zeytinburnu için önemli projeler. Bitirdikleri var, devam edenler var. Ve bundan sonra tabii ki düşünceleri vardır. Birçok şey yine projeleri var. Muhtemelen vardır yani. Bunlar bittikten sonra onları da göreceğiz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bence başarılı olduğunu düşünüyorum. Şahsım adına başarılı olduğunu düşünüyorum. Not vermeye kalktığı zaman tabii ki notu seçimde halkımız verecektir. Yani bu anlamda onu güzel cevaplandırmak. Notu halkımız versin. Evet, not vermek bizim tabii haddimize olmaz, yanlış olur. Ama bizim Zeytinburnu halkımız. Halkımız versin. Halkımız sonucu itibariyle yerel seçimler geliyor. Genel seçimlerin peşinden hemen yerel seçimler olacak. Halkımız notu versin sandıkta. Evet. Çok ama güzel. Şunu da söyleyeyim. Ömer Başkanımız samimi. En çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi Ömer Başkan tamam dediyse tamam yani. Hani bir şeye tamam dediyse. Öyle siyasetçi sözü yani, değil yani. Olacaksa şey değil, olacak, olacak olmayacak. Olmayacak. Net yani hani senin kırılacaksan da baştan o beklenti içine girme. Evet, umutlandırır. O konuda çok ilkeli davranıyor. Ben o konuda da gerçekten takdir ediyorum ve seviyorum. Aslında dinimizin de yaşamımızın da söylemek istediği o söyleyeceğiniz şeyi peygamberin hadisi. Evet. Yapmayacağınız şeyi söylemeyin. Söylediğiniz şeyi de yapın diyor. Doğrusu olan o. Evet. Yani o konuda tebrik ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yani Sayın Başkan, Zeytinburnu 1957'de ilçe olmuş. Evet. 14. ilçe olarak katılmış. Önemli bir ilçe. Evet. Suriçi İstanbul'un hemen yanı başında. 53 bin öğrencimiz ve 2635 de eğitimcimiz, öğretmen okul müdürümüz var. Malum 2 hafta sonra daha az hatta okullar başlayacak. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, müdürlerimize bir mesajınız olur mu? ZEYDEF olarak ihtiyacı olan öğrencileri herhangi bir çağrı, gerçi belediyemiz kırtasiye yardımı yapıyor. Çekler vererek buradaki esnafta geçerli olmak da çok güzel bir uygulama. Evet. Siz de ZEYDEF olarak karınca en azından niyetiniz belirlemek için bir düşünceniz, duygunuz var mıdır, yok mudur? Eğitim, öğretimle ilgili düşüncenizi alabiliriz efendim. Tabii ki 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi başlamak üzere. Bu anlamda eğitim camiamızda bulunan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Tabii ki Zeytinburnu Belediye'miz gerekeni kendince yapıyor. Onlara teşekkür ediyorum. Hayır, yapmalar ilk önce kırtasiye çeki vererek. Aynen, onu yapıyorlar. Bu anlamda tabii ki biz de arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Yakında bir toplantımız olacak bu konuda. Bunu gündemde değerlendirip bizim de bununla ilgili bir çalışmamız var. Olacak yani. Hı. Bunu da sizlerle beraber paylaşacağız inşallah. Bunu da görmüş olacağız. Bu anlamda tabii ki Zeytinburnu yani önemli bir ilçemiz. Kesinlikle. Kesinlikle önemli. Tarihi mekan bakımından, ebedi şahsiyet bakımından. Kesinlikle. Eski bir ilçe değil. Yani önemli bir ilçemiz. Yaklaşık ben Zeytinburnu'na geleli 27 yılı bitirdik. Bu anlamda baktığım zaman çocukluğumuzun böyle geçtiği, ben Sinop doğumluyum. Evet. Doğdum. 12-13 yaşımızda İstanbul'a geldik. Ve o günden bugüne 30'a yaklaştık. Yani öyle baktığımız zaman bir 93'te geldim. 6 ay kadar kaldım. Sonra tekrar Sinop'a dönme şeyimiz oldu. Sonra ilk aslında ben ama 95'ten itibarisini saymaya çalışıyorum ama şöyle söyleyeyim, 30 yıla yaklaşan bir Zeytinburnuluğumuz var. Artık Zeytinburnu olduk. Evet. Hepimiz Zeytinburnu başka olduk. Başka ilçeye gittiğimiz zaman buraya gidiyor kendi evimize. Doğrusu da o zaten. Şöyle, ben bir farklı bir ilçeye taşınmıştım. Bundan yaklaşık 10 yıl önce. Oradan iş yerim tabii Zeytinburnu'ydu. Zeytinburnu'na geldiğim zaman inanın şu 7 kilo göğüs hastanesinden Zeytinburnu'ya iş yerine doğru girdiğim zaman sanki eve gelmiş gibi hissediyordum ve 6 ay zor durdum, tekrar Zeytinburnu'na taşındım. Zeytinburnu farklı bir yer. Gerçekten farklı bir peki yer. Biz... Başkanım şimdi şunu söylemek istiyorum. Zeytinburnu evet. Tarihi mekan bakımında Fatih ilçesi, Beyoğlu ve Üsküdar'dan sonra Eyüp Sultan'la beraber 4. ve 5. sırayı paylaşıyoruz. Evet. Kiliselerimiz, cemevimiz, camilerimiz,
Mevlevi hanemiz, yani birçok tarihi mekanımız var. Rum hastanemiz, Ermeni hastanemiz. Ermeni, aynen. Ben özellikle mekanlar. Konuklarıma bu soruyu hepsine soruyorum. Evet. Zeytinburnu deyince aklınıza ne geliyor? Mikrofon sizde. Zeytinburnu deyince Zeytinburnu artık her şeyimiz oldu. Dediğiniz gibi tarihi mekanlarıyla olsun. Zeytinburnu'nun gerçekten bütün yaşadığımız coğrafyaya baktığımız zaman, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Zeytinburnu hayatımızın her tarafında oldu. Yani bir başka ilçede yaşayabilir miyim diye soruyu sorduğum zaman kendime, yaşayamayacağımı tahmin ediyorum. Yani belki insan Allah zor durumda bırakmasın, mecbur kalsa yaşarsın, ayrı bir durum. Gönül rızamızla zor. Aynen, gönül rızamızla zor. Ama tabii Allah kimseyi zorda bırakmasın. Öyle bir şey olsa tabii ki yaşayacağız. Ayrı bir şey ama Zeytinburnu her şeyimiz oldu. Zeytinburnu dediğim zaman gençliğimiz aklımıza geliyor. Çocukluğumuz aklımıza geliyor. Tarih mekanları aklımıza geliyor. Yani Merkez Efendi Camii olsun, Seyit Nizam Camii olsun, dediğim gibi Sırp Bırgıç Ermeni Hastanesi olsun, Rum Hastanesi gibi tarihi mekanların olduğu. Yani birçok Başkanım araya gireyim. Özellikle ben araştırdım. İstanbul'da 3 başbakan, 1 cumhurbaşkanının olduğu bir ilçe. Ben bilmiyorum. Evet. Yani Zeytinburnu'nda evet, oradan merhum Turgut Özal, evet. Adnan Menderes ve Erbakan Hoca evet. Kabirleri burada, yani buranın ebedi sakinleri. O da ayrı bir özellik. Aynen, kesinlikle. Zeytinburnu için burada ayrı bir özelliği oldu. Bu anlamda merhumlara da Allah'tan rahmet diliyoruz bu anlamda. Erbakan Hocamız olsun, Turgut Özal olsun, hemşerimiz. Menderes olsun. Allah rahmet eylesin. Bu memlekete büyük hizmetleri geçmiş. Hizmet etmişler. Mekanlar cennet olsun diyorum ama Zeytinburnu'da misafir ediyoruz. Ebedi sakinler. Ebedi sakinler. Başkanım, benim sorularım bitti. Evet. Mikrofon size, sorum yok. Söylemek için herhangi bir şey varsa izleyicilerimize söyleyin. Ondan sonra ben de kapanış sözümü kapatayım. Evet, bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Zeytinburnu, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı olarak bizi burada ağırladınız. Aynı zamanda Sinoplar Dernek Başkanıyım. Bu sıfatımızla buradayız. Tabii ki ZEYDEF, güçlü ZEYDEF diyoruz, güçlü Zeytinburnu diyoruz. Sivil toplum ne kadar güçlü olursa demokrasi o kadar güçlü olur. Aynı. Bu anlamda baktığımız zaman ben son dönem genel başkanlık yapıyorum ama görev süremi bittiği güne kadar, elimden geldiği kadar Zeytinburnu birlik ve beraberliğine, derneklerimizin birlik ve beraberliğine elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyorum ve çalışacağım. Bunu bir kere burada taahhüt olarak da söylüyorum. Bittiği, görev süremiz bittiği zaman da sonuç itibariyle kongrede bir arkadaşımızı devredeceğiz. Kesinlikle. O sürece geldiği zaman. Ancak ZEYDEF'in yapılanmaya ihtiyacı var. Bu anlamdaki eksiklerimizi görüyoruz. Gözlemledik, masaya yatırdık. ZEYDEF'i inşallah çok güzel bir şekilde, markalaşmış bir şekilde, zaten marka, hı-hı, ama iç dinamizmini de hareketlendirerek, eksiklerimizi tamamlayarak bence örnek bir federasyon olarak inşallah bırakmayı hedefliyorum. Bu anlamda Zeytinburnu'ndaki tüm hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere tekraren teşekkür ediyorum. Bizleri takip etmeye devam edin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli dostlar, daha önceki konuklarımda da söylediğim gibi Zeytinburnu'ndaki dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarına kanalımızın, gazetemizin, haber portalının kapısı ve yüreğimiz sonuna kadar açık. Bugün de bu kapsamda Mehmet Başkanımızı ağırladık. Diğer derneklerimize de burada bir duyuru yapmak istiyorum. Hepsine kucağımızı açıyoruz, bekliyoruz. Derneklerini, projelerini anlatsınlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.